Arkadaşlar merhaba. Red Team kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Windows 7'nin tüm sürümlerini tek DVD'de nasıl toplarız onu anlatacağım. Bunun için bize iki tane Windows'un ISO dosyası gerekli. Windows 7'nin. Bende 32 ve 64 bit olmak üzere profesyonelin iki tane ISO dosyası var. Gördüğünüz gibi biri 64 bit, bir 32 bit profesyonel. İlla profesyonel olmasına gerek yok. Siz Basic'te veya Ultimate veya Premium'da olabilir. Siz bunları da yapabilirsiniz. Ben bunlarla yapacağım. Profesyonel var elimde. Bununla yapacağım. Siz elinizde hangisi varsa onunla yapın. Bir de bu işlem için bize WinIO Marker programı lazım olacak. İşlemi bununla yapacağız. Bir de ekstradan da masa üstüne bir klasör açtım. Siz de açarsınız. Yeni bir klasör. İçi boş arkadaşlar bunun. Bu ikisini birleştirdikten sonra program bunun içine kuracak. Hani herhangi bir özelliği yok. İşleme başlayalım. Videoda daha anlaşılır olacaktır. Programımızı çalıştıralım. Şurada Auto IO yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. En üstte şu dosyayı gösteriyoruz. Masa üstündeki 32 ve 64 bit. Bu boş bir klasör. Klasörü gösteriyoruz. Yani işlem bittikten sonra hazırladığı dosyayı bunun içerisine aktaracak. Burada arkadaşlar şurada ISO dosyalarını gösteriyoruz. Üstteki x86 yani 32 bit olan buraya gelecek. Browse diyoruz. Masa üstünden 32 bit olanını seçiyoruz. Şu 32 bit. Aç diyoruz. Alttaki de aynı şekilde 64 bit. Browse diyoruz. 64 biti seçip aç diyoruz. Enable x64 bit recovery mod diyoruz. Tamam diyoruz. Start diyoruz. Ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Ben videoyu burada durduracağım çünkü çok uzun sürüyor siz. Burayı görmeyeceksiniz. İşlem bittiğinde ISO dosyamızı deneyeceğiz. Evet, işlem bitti arkadaşlar. Birleştirme işlemini bitirdikten sonra bu ekran çıkıyor karşımıza. Buna tamam diyoruz. Programımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi birleştirme işlemi başarılı. 3,94 GB. Neredeyse 4 GB bir boyutu var. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Doğru yapmış mı? Çalışıyor mu? Bunun için sanal makine kullanacağım arkadaşlar. VMware Player 12. Yeni sanal makine diyorum. En alttaki kutucuğu işaretleyip Next diyorum. Microsoft Windows diyorum ve buradan da Windows 7 x64 biti seçiyorum. Çünkü 32 bit ve 64 bit aynı kalıbın içinde. Seçtikten sonra Next diyorum. Burada isim zaten geçici bu öylesine. Deneme amaçlı kuruyorum bunu. İsmin bir önemi yok. Böyle kalabilir. Next diyorum. 60 GB böyle kalsın 60 GB. Next diyorum. Buradan ayarlara giriyoruz. RAM'e 2 GB verelim. Buradan işlemciye de 2 verelim. ISO dosyamızın yolunu gösterelim. Yani buradaki dosyanın yolunu gösterelim. Edit dediğimiz dosyanın yolunu. Masa üstüne geliyoruz. 32 ve 64 bit klasörüne girip edit dediğimiz ISO dosyasının yolunu gösteriyoruz. Aç diyoruz. NAT bölümünden kendi ağımıza dahil edelim.
Gerçi bu kadar ayara gerek yok. Şunu kaldıralım. 3 boyutlu display'den 3D grafiği kaldırıyoruz. Bu kadar ayara gerek yoktu. Zaten sadece çalışıyorum diye bakacağız, deneyeceğiz. Finish diyoruz. Play Virtual Making diyorum. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çalışıyor. Bakalım bize soracak mı tüm sürümlerini. Türkçe Q seçiliyken ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Aynen arkadaşlar. Tüm sürümlerini soruyor bize. Starter'den başlayıp Basic 32 bit, Premium 32 bit, Profesyonel 32 bit, Ultimate 32 bit ve aynı şekilde altta da Basic, Ultimate, Premium ve Profesyonel'in 64 bitleri yer alıyor. Başarılı olmuş arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.